Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratel müstakim. Sıratel lezîne enhamte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veladdallin. Amin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bissalihin. Amin. Evet, bugünkü birinci dersimiz, yani bugünkü tabi ikinci dersimiz de bu kitaba göre birinci dersimiz, Esmaül İşaret. Esmaül İşaret. Yazılış şekli böyle. Bunlardan birincisi Heze. Bu dersi ilk başlarda görmüştük fakat test için bir daha yapmış olacağız. Geçenki ders, birinci ders, marife ve nekre konusuydu. Bugün de ismi işaret, yani cemi olarak esmaül işaret, işaret isimleri anlamında. Birincisi hebe. Hebe bu demek. Şurada. Hebe. İşaret ediyoruz. Bu. Hemen yakınımızda olan bir şeyi işaret ederken ne yapıyoruz? Hebe diyoruz. Yani önümüzde şu an ne var? Ekran var. Veya tablet var. Elimizde bilgisayar değil de tablet var. Telefon var. Bu yakında olduğu için ne diyoruz? Birisine gösterirken hebe, heze diyoruz. Veya işaret parmağıyla işaret ediyoruz. Beytun, bu bir evdir. Bu bir anlamı nereden çıkıyor? Çünkü beytun, geçen haftaki derste nedir? Nekredir. Yani tanımsız, tanınmayan. Buradaki iki ötre bir anlamını veriyor. Bir anlamını veriyor. Hâzâ beytun, bu bir evdir anlamında. Şimdi burada hâzâ'yı harflerine göre parçalamış. Hani esma şeyler var, huruf-u mukatta'lar var ya bazı surelerin başında. Elif, la, mim gibi. Bunların tabi biz bilmiyoruz da manaları var. Bir mesaj gibi, şifre gibi. Bunları bilenler hani manalarını anlıyor. Yani harfleri parçalayarak mana veriyor. Elif'in manası var, lam'ın manası var, mim'in manası var. Burada da he, hezadaki he, tembih. Hani he diyoruz ya böyle veya birisini çağırırken hey, hani dikkat çekmek için. O da aynı şekilde böyle tembih ediyor, uyarıyor. Yani tembih, uyarmak manasına. Nebbehe yünebbihü tembih tef'il babında. İsmi faili de münebbih. Münebbih yani uyarıcı anlamında. Uykudan uyarıcı. Veya dikkat çekmek için, dikkatini bir araya toplamak için buna da tembih denir. Birisine bir akıl verirken, bir nasihat ederken ne yapılır? Sana şunu tembih ediyorum diye o kişiye hitaben söylenilir. Tembih o demek. Ve yani H'den sonra gelen Z de asıl ismi işaret bu. Yani Z harfi ismi işarettir. İşte H de diye şurada burada bakın.
H'den sonra normalde bir elif olması lazım. Hezer diye, ama bu tabii çok kullanıldığı için farklı bir sebepleri de olabilir. Bunu hemen şimdilik bilmemize gerek yok. Bu çok ileriki dersler veya ne bileyim belagat, fesahat gibi efendim öyle yüksek derslerde belki bunlar öğretilir, ama o medrese dersleri, yani onu biz bu üniversite uzaktan eğitim çerçevesi altında bu konulara girmiyoruz. Herhalde bu şekilde olması gerekirken şurada böyle yazılıyor. Yani bu her zaman böyle yazılır. Kitapta da böyle yazılır, sünnette de böyle yazılır. Araplara da böyle yazar. İşte bu ismül işaret, yani işaret ismi insan, hayvan, eşya, fikir veya bilgiye işaret için kullanılır. Yani hem maddi hem manevi aklınıza gelen her şey için herze kullanılabilir. Misal vermiş. Hâzâ, bak işaret ediyor. İlmun nafi'un. Şimdi ne yapıyoruz değil mi? Arapça öğrenmeye çalışıyoruz. Tabi Allah zihin açıklığı versin. Farklı bir dil, farklı yazı olduğu için çift zorluğu var. Ama Kur'an dili olduğu için ve insanın yapısı, tıyneti, fıtratı Arapçaya yatkın olduğu için öğrenmesi aslında kolay. Şimdi soruyor mesela, diyor ki sen ne yapıyorsun veya bu öğrendiğin nedir diyor. Bu kişi de ne diyor? Hâzâ ilmün nâfiun. Bu, yani bu benim ilgilendiğim, şu anki ilgilendiğim ilim faydalı bir ilimdir. Faydalı bir ilimdir. Yani ilmün bir manasına, nafiun faydalı demek yani. Nefa'a nun fe'ayin efendim nafiun. Menfaat, yani menfaat mastarı da nefa'dan geliyor. Menfaat faydalı, faydalı yani fayda anlamında. Menfaat fayda anlamında. Nafiun da faydalı anlamında isim fail. Şimdi herza şurada bir tablomuz var. Üç yerde kullanılır bakın. Yakın demiştik. Bunu önceden söyledik. Arapçası el-garibu bu. Garip, yakın olan mesafe için kullanılır. Cinsiyet olarak erkek, yani hem filolojik olarak hem cinsiyet olarak erkek canlılar veya varlıklar için kullanılır. Mesela racülün erkektir. Hâzâ racülün, bu bir erkektir. Mesela insan olmayıp da maddi olan erkek, yani filolojik anlamda. Yani Almanca'da da var ya, mesela der Apfel, Apfel erkek mi? Değil, ama filolojik olarak, gramatik olarak erkek, yani şeyi, artikeli kullanılmış. Aynı Arapça'da da mesela el kameru var. El kameru erkek. Değil mi? El kameru. Eşşemsu dişi. Efendim, el kameru, o da erkek. Ne diyoruz o zaman? Çocuk soruyor, dolunay görüyor, diyor ki mehaza, yani bu, hani bu nedir diyor. Biz de ne diyoruz çocuğu? Heza kamerun, bu bir aydır. Veya hezel kameru, bu aydır. Yani o el kameru olunca tabi tanınmış olduğu için efendim böyle heza kullanılır. Erkekler için heza kullanılır. Yani heza Almanca karşılığı diza demek. Diza. Yakında olduğu zaman diza. Bir de tekil için kullanılır. Tekil yani müfret. Müfret için kullanılır. Heza raculun. Mesela heza talibun. Bu bir talebedir, öğrencidir. Efendim.
erkek değil de efendim, kadın olursa o zaman heze değil de hezihi, yani hezihi müennes. O zaman erkek değil müennes, yani müzekker değil müennes oluyor. Ama bu işin biz burada kalalım, bu konuda kalalım. Heze nedir? Yakın mesafe içindir, erkek cinsiyeti içindir ve tekildir, müfrettir yani. Bir de işte bunu da görmüştük daha önceden. Soru işareti, yani soru ismi, ismi istifham diyor. Ma harfi. Ma harfinin çok manaları var. Soru ismi ma şuursuz şeyler için sorulacak sorularda kullanılır. Her zaman cümlenin başına gelir ve ne anlamındadır. Arapçada cümlenin başında gelen kelime çok önem taşır ve sadrul cümle, yani cümlenin gövdesi adını alır. Yani sadır biliyorsunuz insanda da var. İnsanın burası, şurası sadırıdır yani. Sadır. Göğüsü veya iman tahtası Anadolu dilinde. İnsanın sadrı. Efendim. Hani elem neşrah leke sadrek, senin sadrını rahatlatmadık mı, genişletmedik mi? Ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Soruyoruz istifham harfiyle. Tabi burada istifham ismi demiş ama harfi de diyebiliriz yani. Çünkü ma harftir. Hani kelimeler ya harf olur ya isim olur ya fiil olur demiştik ya. Birinci derste. Evet, öyle demiştik. Hani nekre marife ya öyle bir giriş yapmıştık. Mehaze, şimdi bu ya burada harf oluyor aslında da isim değil yani harf. Mehaze bu nedir? Soru işareti var zaten diye soruyor. Bu soru harfi hemze ile de sorulur. İstifham harfi, hemzetül istifham, harfül istifham veya hemzetül istifham denir. Değil mi? Yani hatırlatma babından misal veriyorum. Mesela eraytellezî yükezzibu biddin. Eraite, sen gördün mü? Veya elemtera, sen görmedin mi? Hani lem olduğu için orada menfi mana var. Eraite, sen gördün mü? Yani gördün anlamında. Ta şey yapıyor. Bu şeydir yani. Efendim, takriridir. Yani şey yapmak için. Yani gördüğünü biliyor ama sen gördün ya diyor hani. O anlamda. Ama bu tabi istifham, soru işareti anlamında kullanılıyor. Soru hemzesi tüm soru harf ve isimleri gibi cümlenin başına gelen ve soruya mıdır anlamını veren. Yani mıdır, midir, mudur hani böyle var ya sonunda. Hatta derler ya Türkçe'de soru mısını ayrı yazın falan derler. Yani onu da hatırlıyorum. Anlamını veren bir başka deyişle evet hayır diye cevap verilebilecek sorular için kullanılan bir harftir. Hemze harfi. Bu harf ile hem şuurlu hem de şuursuz varlıklar hakkında sorular sorulabilir. Mesela ehaze beytun. Şimdi ehaze beytun dedik yani. Ehaze beytun bu evdir. Şimdi soru sormak için hemze geliyor önüne. Ehaze beytun bu bir ev midir? Ev midir? Bakın burada zaten midir ayrı yazmış. Hani Türkçe gramatiğinde öyle bir kural var. Bu bir ev midir? Diye soruyor. Yani Almanca'da şeyi predikatla subjekt yer değiştiriyor. Hani das ist ein Haus. Nasıl Almanca'da soru işareti olarak predikat öne geçiyor. Diyor ki ist das ein Haus. Yani o şekilde. Ama Arapça'da bir hemze var. Yani elif değil bakın bu hemze. Burada elif hemzeyi taşıyor. Onun için bu hemze harekesi olduğu için. Elif denilmiyor buna, hemze deniyor. Onu da o da bir ufak bir ayrıntı. Canlılar için ehaze veledun. Bu bir velet midir, çocuk mudur? Aynı şekilde sorulabilir. Cevap olarak ya naam deriz. Naam.
Evet. Veya la. La hayır denir. İstes ein kind. Yani şöyle diyeyim. Ehaza veledun. Naam. Naam. Haza veledun. Ehaza veledun. La. Leyse haza veledun diyebilir. Veya ma haza veledun denilebilir. Evet, naam. Cevap harfi evet. Olumsuz cevap harfi de la, hayır. Naam harfi kabul amacıyla kullanılan cevap, la ise red amacıyla kullanılan cevap harfidir. Şimdi bu ileride var mı bakayım da. Bir de şey var. Onu da araya yerleştirelim. Burada almamış onu. Veya bir bakayım tekrar. Bir de bela diye cevabı vardır bakın, bela. Bela cevabı, bunun Türkçe'de karşılığı çok yok ama Almanca'da tam buna uygun bir kelime var. Mesela Elestü bir Rabbiküm. Kullar, hani ruhlar aleminde ne dedi? Bela, bela diye cevap verdi değil mi? Elestü bir Rabbiküm. Bak orada da hemze var. Elestü ben değil miyim? Bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela dediler. Ne demek bu? Evet ama bela menfi soruya cevap olarak kullanılır. Menfi soruya, mesela Elestü bi Rabbiküm menfi bir sorudur. Yani ben siz Rabbiniz değil miyim? Diye sorunca bela. Bu Almanca'da doh karşılığında. Türkçe'de pek uygun bir kelime yok buna karşı. Yani doh, mesela bin ich nicht euer Herr, doch du bist unser Herr. Hani menfiyi müsbet yapıyor. Belanın öyle bir şeyi var. Bela cevabının öyle bir manası var. Bunu da böyle burada almamış ama bunu da böyle ekstradan bir şey olarak size sunmuş oldum. Bunu da böyle kabul edin. Akşam hediyesi olarak. Naam harfi kabul amacıyla kullanılan cevap. La ise red amacıyla kullanılan cevap harfidir. Ehaze kalemun. Bu bir kalem midir? Siz de bir tekrar edin. Cevabımız naam, evet, ehaze kalemun. Bu bir kalemdir. Yani kalemün böyle iki ötürü olduğu zaman mutlaka bir manasını söylemeniz gerekiyor. Bunu da hani test hazırlarken bunu da öyle dikkat edip de hazırlayacağım. Hani dikkatinizden kaçmasın. Bu tamam çok ağır bir konu değildir. Yani buraya hani bir yazmışız veya yazmamışız. Ama böyle efficient yani efektif olarak böyle iyi güzel bir Arapça kullanılması için yani fesahat belagat için dikkatli seçmek kelimeleri tabii ki elzemdir, gereklidir. Bu bir kalemdir. Mesela bu kalemdir de diyebiliriz ama heza kalemin bu bir kalemdir. Yani Almanca'da bu bir kullanılıyor. Heza yani this is ein Stift. This is ein Stift. Ehaza kamisun, bu bir gömlek midir? La, değildir. Ehaza kalemun, bu bir kalemdir. Şu soru işareti şaşırtmasın, bu yanlış konulmuş buraya. Yani buradaki gibi olmaması lazım. Çünkü bir soru değil, cevap bu. Sizi şaşırtabilir. Ehaza kalemun, bu bir kalemdir. Yani burada nokta olması gerekiyor. Soru işareti değil. Yani Nasrettin Hoca'nın işine döndü. Yani silahın yasak olduğu zaman da inzibat yakalanmış. Ne bu demiş? Bu demiş kılıcım ne yapıyorsun? Hataları düzeltiyorum. Ben bir hocayım. Kitaplardaki hataları düzeltiyorum. Onun için demiş kılıç mı gerekiyor? Kalemle olmuyorum demiş. Öyle hatalar var ki demiş kılıçla anca düzeltiliyor. Onun gibi hani küçük bir espri.
Yani bu olabilir. Kitap matbaa hatası olur, dalgınlık hatası olur. Hepimiz hata yapabiliriz. Bu soru işareti burada fazla. Mesela bir de manın dışında, maya yakın ama canlılar için kullanılan, şahıslar için kullanılan, yani akıllar için diyor, demiştik ya, akıl. Akıllılar için kullanılan men sorusu var. Men kim? Yani bu kim için kullanılır? Akıl olan. Yani insanlar, cinniler, melekler. Bu üç varlık akıldır, akıllıdır. Bunlar için kullanılır. Tabi şeytan, cinnilerin de inanmayanlarına şeytan diyoruz. Yani Nas suresinin tefsirinde görebilirsiniz. İnsanlar, cinniler, şeytanlar, melekler, bu dördü, bunlar akıldır. Bunları sorarken men diye sorulur. Yani şuurlu demiş, bakın, yani şuur, akıl. Akıl varlık. Men hazer raculu. Bu adam kim? Men kim? Haza bu. Er raculu adam. Yani şimdi burada bir ufak bir ayrıntı var. Men hazer raculu derken bu lam-ı tarif, yani el takısı kullanılması gerekiyor. Çünkü belirli bir adama orada işaret ederek onu soruyor. Kim bu adam diye. Yani men haza raculun denmez. Kim bir adam gibi, böyle hani güzel bir mana ifade etmez. Men haza raculu ve istiza menş veya man, hani Almanca söyleyecek olursa el takısı kullanılması gerekiyor. Soru, yani kişiyi sorurken. Aynı yukarıda da şey öyle. Mesela burada neredeydi o ma harfi? Ma haza. Neyse. Fazla kitabın dışına çıkmayalım. Kafalar karışmasın. Ha, burada şunu atlamışız. Yani bunu söylemedik daha. Bu da bizim bildiğimiz soru işaretinin Arapçada ters yazılışı, yani şu öyle yazılışı. Alametül istifam, soru işareti demek. Şimdi bu dosyayı ister Medine kitabından, ister bu Tekellümnet'te şeyler, kitaplar var. Yani aynı kitapların böyle açıklamalısı. Bizim önceki derslerde okuduğumuz kitap sadece Arapçaydı. Burada böyle açıklamalı anlatıyor. Bunu ben daha uygun görüyorum. Hem dersi takip etmek isteyenlerin daha iyi anlaması için, çizilecek yerleri çizmeleri için. Tekellümnet sayfasına bakabilirsiniz. Şimdi cümle dinleyenlerime kolaylıklar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.